Evet, yol gayet keyifli. Yapraklar da düşmeye başlamış artık sonbahara dolayı. Böyle ara ara çeşmeler var. Yine su basmış burayı. Oo, bayağı da yumuşakmış. Ama geçmeye bir engel yok. Ortam gerçekten çok güzel burada. Hayvanlar da buraya sığındı. Tabii yangından sonra bu geldiğim bölge aslında hayvanların kaçtığı bölge. Sığındığı bölge. Burada da av yasaklandı. Şu an gayet keyifliler. Foto kapanlarımızı da 2-2,5 aydır yangından önce koymuştum. Burada duruyor. Bakalım olan biten ne olmuş. Hep beraber açıp bakacağız. Evet, yol çok keyifli. Dediğim gibi görüyorsunuz siz de. Sizlere yansıyor bilmiyorum ama ara ara kuş sesleri de geliyor. Biraz önce bir tavşan geçti önümüzden ama çekemedim tabii. Ben kamerayı alana kadar çok hızlı biliyorsunuz. Hemen önümden uzaklaştı. Foto kapanımıza da yaklaştık. Bakalım birazdan açacağız, bakacağız neler çekmiş. Hep beraber göreceğiz. Foto kapanımızın olduğu bölgeye geldik. Evet, gerçekten gece ciddi bir şekilde yağmur yağmış. Bakalım yerinde duruyor mu? Evet. Foto kapanımız 2,5 aydır burada duruyor. Bakalım önde hareketler olmuş. Sanırım domuz dışkıları falan var. Bakacağız şimdi, açıp hep beraber bakacağız. Evet, bugün çok mutluyum. Neden diye sorarsanız bozayı, foto kapanına bozayı çektim. Tam da aslında olmasını beklediğim bir yerde çıktı. Yine yangınlardan sonra muhtemelen bu tarafa gelmiş. Yine karacalar, domuzlar. Av yasaklandı. Hayvanlar biraz daha rahat bu bölgelerde. Çanakkale'nin doğusundaki ormanlardayız. Burada rakım 750.000 arası değişiyor. Aslında bakir de sayılır. Merkeze de çok uzak değil. Yani bir Kaz Dağları kadar uzak değil. Yani bu av yasağının ne kadar önemli olduğunu şimdi artık anlamış oldum. Çünkü yangın bölgesinden kaçan hayvanlar hepsi bu bölgeye sığındı. Yine Karaca nüfusunda bir artış görüyorum burada. Çok güzel bir iş başardık. Bakalım şimdi asıl efsane türümüz, ayı da çok istiyordum ama bir de kara kulak. Kara kulağı da görüntülersek artık hedeflerimize de ulaşmış olacağız.